Bu hafta Hindistan'dayız. Hindistan çok değişik bir ülke. Binlerce farklı dine sahip. Bunlardan en yaygını ise öküze tapmak. Örnek vermek gerekirse bir öküz yola çıktığında diğer tüm araçlar ona yol vermek zorunda. Şu an Hindistan'ın en fakir bölgesindeyiz. Biliyorsunuz burada kast sistemi var. Kast sisteminin en alt tabakasındaki insanlar genelde bu mahallede oturuyor. Sağ olsun Hintli bir aile bugün beni konuk etmek istedi. Burada şöyle bir problem var. Yetersiz beslenmeden dolayı vücutlar pek gelişemiyor. Mesela Panjabi 36 yaşında, babası Raj Kapoor 65 yaşında mahalleden emekli. Arkadaşları Panjabi'nin sesinin çok iyi olduğunu söyledi. Şimdi bir şarkı isteyeceğiz. Can you sing a song for us please? Yes. Avaramu avaramu. Thank you. Amacımız aslında bugün Kuzey Kore'ye gitmekti. Ne yazık ki sınırlar kapalı olduğu için gidemedik. Biliyorsunuz ülke dışa kapalı bir ülke. Bu yüzden mecburen Güney Kore'deyiz. Şöyle bir bilgi aktarayım. Kuzey Kore'den kaçmayı başaran 1,5 milyon vatandaş şu an Güney Kore'de yaşıyor. Onlardan bir tanesi de şu an yanımda. Kendisine soralım. Kuzey Kore nasıl bir yerde? Vallahi Kuzey Kore cennet cennet. Oradakiler kıymetini bilmiyor. Güney Kore'ye ne diyorlar? Medeni diyorlar. Ya burada taharat musluğu yok. Adam peçeteyle siliyor, devam ediyor. Peki ülkenize geri dönmek ister miydiniz? Vallahi çok isterdim. Burnumda tütüyor. Ama ne yapak işte, burada kurulu düzenimiz var. Bırakıp gidemiyoruz ki. Küba'dan herkese selamlar. Biliyorsunuz Küba Amerikan ambargosu altında, ülkeye Amerikan ürünlerinin girişi yasak. Bir istisna hariç 2,5 litrelik kola. İnsanlar markete gidip kolasını alıyor, geliyor, dökerek Amerika'yı protesto ediyor. Biz de buraya kadar gelmişken bu ritüeli deneyimlemek istedik. Şöyle dökelim. Küba halkı bunun Amerikan hükümetinin ekonomisini çökerteceğine inanıyor. Hayırlı olsun. Küba'ya gelirseniz mutlaka bu ritüeli 2,5 litre kola alarak size deneyimleyin. Bu hafta Venezuela'dayız. Burada bir takım ekonomik sorunlar var. Paranın hemen hemen hiçbir değeri yok. İnsanlar çok fazla mutsuz. Kardeşim burada kriz miriz yok. Görmüyor musun arabaları? Bak BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. Burada bir sürü araba var yani. Benim Maduro'ya diyecek hiçbir lafım yok. Zam esnaf yapıyor. Asgari ücret işveren belirliyor. Maaşınız yetiyor mu? Ne yetmesi, dileniyorum. Şu an belki de dünya üzerindeki en tehlikeli yerdeyiz. Kolombiya, Medellin'deyiz. Burada bireysel silahlanma oldukça yaygın. Deyim yerindeyse her yıl binlerce insan telef oluyor bu yüzden. Burada karteller arasında her an çatışma çıkabilir. En büyük çatışma sebebi ise ne bakıyorsun kavgası. Bu onlar için küfürden bile daha... Çek. Gel. Çek. İşte görüyorsunuz ne kadar ölümle burun burunayız. Bunun en büyük sebebi televizyonlarda yayınlanan silahlı diziler. Sakla, sen de sakla. Bu hafta belki de dünyanın en renkli şehirlerinden birindeyiz. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Burada uyuşturucu kullanmak serbest. Adım başı istediğiniz yerden uyuşturucu temin edebiliyorsunuz. Oğlum harbiden üzüldüm lan. Koca memlekette tüm gençler uyuşturucu içiyor. Hepsinin gençliğe eriyor. Abi o da mı içiyor? Baksana ya. Hangisi? Şu karşıdaki. Sen kaydı kapatsana, sen kaydı durdur. Alma burayı. Oğlum içmeyin lan bunu, içmeyin oğlum. Yarın bir gün... Yeniz kalkmaz lan. Dayı serbest burada. Delikanlı ya. Adama yakışır mı lan? Dayı serbest burada. Dayı senin a**k koyun. Sattık ya. Tamam lan. Vallahi ya. Amsterdam'a gelmişken Red Light'a uğramadan olmaz dedik. Buranın Red Light tatlısı meşhur. Şimdi bir Red Light tatlısı deneyeceğiz. Dayım. Buyurun abi. Galikosuz tatlı. Bu enerji verir dayı değil mi? Verir abi.
Kışın soğuk havalar da iyi gelir abi. Mükemmel. Biliyorsunuz Hollanda'da eşcinsel evlilikler yasal. Sadece gay çiftlerin takıldığı eğlence mekanları mevcut. Şimdi bu bölgenin en meşhur gay kıraathanesindeyiz. Gelin çiftleri tanıyalım. Merhabalar. Kaç yıldır berabersiniz?